Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğneden Tığ Uyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Şöyle tığımın numarasını göstererek başlayayım. 21 numara tığım var. Size hani diyorsunuz ya Instagram üzerinde böyle mesajlar yazıyorsunuz. Abla senin iğneden tığa çevirdiğin modelden 5 tane sipariş aldım. Böyle farklı farklı 3 tane aldım. Böyle Allah razı olsun mesajlarınızı yazıyorsunuz. Çok mutlu oluyorum. Yine böyle çok sipariş alabileceğiniz iğneden tığa bir model hazırladım. Bakın arkadaşlar sizlere. Şöyle birebir iğne oyasında olan modeli sizler için hazırladım. Bu iğne oyaları naşideydi sanırsam arkadaşlar. Instagram'dan da bakabilirsiniz. Çok güzel bir model, çıtı pıtı böyle yaprağıyla, dalıyla şöyle yakından göstereyim tek tek. Birebir aynısını hazırladım. Sadece şurada bir tane tığ battı vardı. Ben iki tane yaptım. Ne kadar da ipimizi esnetsek arkadaşlar. İğne hani işi olduğu için böyle yakın oluyor. Bir tane daha böyle mesafe bırakarak iğne zarifliğinde şöyle göstereyim. Orada böyle çok olduğu için bükülerek gösterilmiş. Evet, modelim bu arkadaşlar. Gerçekten bakın çıtı pıtı iğne zarifliğinde birebir iğne oyası gibi bir model hazırladım sizlere. Evet. Şimdi modelimizin nasıl yapıldığına geçelim. Şöyle tarif edelim. Çimenini yaparak başlayalım. Evet, şöyle ikişer zincir çekerek, üçer zincir çekerek tığ battıları hazırlıyoruz. 2 veya 3. Sizin zincir büyüklüğünüze göre değişiyor arkadaşlar. Şimdi tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitledik. Tığ battısını da 696 no'lu videoda tüm püf noktalarıyla anlattım. O videodan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Arka tarafı unutuyoruz. İlk başlar gibi başlıyoruz. Bakın tığ battığımıza sık iğne ile sabitledikten sonra şöyle sıkı sıkı 3 tane zincir çekip 2 tane tığ battı yapıyorum. Bakın bu 1. 3 zincirimi çekip hemen tığ battı yapıyorum. Evet, bu şekilde 2 tane tığ battığımızı hazırladık. Şimdi tığımızın başını bir defa veya iki defa dolayabilirsiniz. 3 seferde çekmek şartıyla. Şöyle 1, 2 ve 2. Evet, 3 seferde böyle minik bir trabzanı hazırladık. Yuva ediniyoruz. 5 tane zincir çekiyorum. Şöyle bir tane pipirik oluşturdum trabzana girip 4 zincirle geri dönüyorum. Şimdi tırtıklı pipirikli sinek kanadı gibi olacak arkadaşlar. 4 zinciri bu 5 zincirin içine kapattım. Bir tane zincir çekip düz tarafına döndüm. Ve 2 defa tığı doladım. Yine bu trabzanı yuva ediniyorum. Şöyle 1, şöyle 2, 2, şöyle bakın arkaya doğru devrilecek şekilde bir trabzan yaptım. 3 tane zincir çekiyorum. Sadece ilk kirpiğinki 3, diğeri 2 olacak. Hemen bu trabzana kapatıp pipirik oluşturdum. Bununla beraber 6 tane pipirik olacak. 2 tane zincirimi çektim. Şöyle görmeniz için tutayım. 1, 2 zincir. 3. pipiriğimiz. 3 zincir, 2 zincir çekiyorum. 4. 5. 2 zincir, 6. Ve 7.'yi de sık iğne olarak trabzan yuvasına kapattım. Hiç zincir çekmedim. Böyle minik bir yaprağımız oluşuyor. Bakın 6 tane pipirikten oluşan küçük bir yaprak. Şimdi dalımız için buraya 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Eli gevşek olanlar burayı 4 çekebilir. Şöyle 2 defa tığı doladım. Bakın trabzana yine dalımızı da 1. Şöyle dibini iyi oturtuyorum. 2, 2 ve 2.
Bu zincir boyutunda trabzanı çektim. Ve tepesine 5 tane zincir çekiyorum. Bunu da sıkı sıkı çekiyorum. Trabzanın arasına girip böyle bir yuva oluşturdum. Şimdi 9 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Dördüncü tığ battı. Bakın 1, 2, 3 ve 4. Bunu da yine siz ayarlayabilirsiniz. Üçüncü olur veya benimki gibi dördüncü olur. Bu zincir artma sayınıza göre. Bakın bu kadar arkadaşlar. Yapmış olacağımız çimenimiz bu. Böyle iki tığ battı. Minik bir yapraktan oluşan böyle pipirikli. Ve bu şekilde de dalı olan çimen. Bu şekilde devam edecek. Bir tane daha yapalım. Şöyle 3 zincir çekip 2 tane tığ battı yapıyorum. Hemen yandakine 3 zincir, yandakine 2 tane tığ battıyla başladım. Hemen 2 defa tığı dolayıp yandaki tığ battıya 2, 2 ve 2 alarak bu şekilde bir trabzandan yuva ediniyorum. 5 tane zincir şöyle pipiriği oluşturdum. 4 tane zincir çevirdim buraya. Pipiriğin içerisine kapattım. Bir tane zincir çekip düz tarafına döndüm. Bakın. 1, 2. 2 defa dolayıp yuvaya, bu trabzanın içerisine şöyle 1, şöyle 2, şöyle 2, şöyle 2. Bakın. Arkaya doğru hafif meyilli bir trabzan oldu. Şimdi içerisine pipirikler yapacağız. İlki 3 zincirden, diğer 5 tanesi 2 zincirden, toplam 6 tane pipirik. Bu 2, 1, 2 zincir, 3, 1, 2 zincir, şöyle 4, 1, 2 zincir, 5, 1, 2 zincir, 6. Kolaylık olsun diye arkadaşlar sahte sık iğne bile yapmadım. Bakın normal sık iğne ile pipiriklerimizi hazırlayıp yaprağımız yine oluştu. Şimdi buraya 5 zincirden sıkı sıkı çekerek tabii fazla büyük dal güzel durmuyor. 2 defa tığı doladım. Trabzanı yuva edinip 1, 2, 2 ve 2. 1, 2, 3, 4 ve 5. Hemen ara kısmından kapattım. Bu 5 zincire çiçeklerimizi hazırlayacağız. 9 tane zincir çekiyorum. 7, 8 ve 9. Dördüncüye bakın. 1, 2, 3 ve dördüncüye buraya kapattım. Şimdi 2 tane tığ battı yapıyorum. Yuvanın içerisine kapattım. Şöyle. Bakın. Bu şekilde artma işlemi. Çimeni. Sonra çiçeğimizi yaparak devam edeceğiz. Evet. Şöyle. Bu 5 zincirli yuvanın içerisine sarı ipimi sık iğne ile sabitliyorum. 7 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 zinciri kapatıp bir tane pipirik oluşturuyorum. Buraya 3 tane 7 zincirden pipirik yapıyoruz. Şöyle. İkinci. Tekrar 7 zincir. Bu da üçüncü. Eli gevşek olanlar pipiriklerin sayısını 5 yapabilir arkadaşlar. Şimdi bakın burada bir tane dibinde zincir çektim ya. Şöyle bir örümcek yapıyorum. Buna geçişimi yapıyorum. Bakın bunu daha büyük de yapabilirsiniz. Size ait. Buradan hiç koparmadan bu diğer 5 zincirli yuvaya geçişimi yapıyorum. Şöyle bakın. Şu dip kısmına muhakkak bir zincir çekmeyi unutmayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 zinciri yine de
Yine yani buraya kapatıp ipirik oluşturuyorum. Yine 7 zincir çekiyorum. İkinciyi. Şöyle tekrar 7 zincir. Yeşil yuvanın içerisine kapatıp ipirimi oluşturdum. Şimdi buraya bir tane örümcek yapıp şöyle, örümceğin boyutu önemli değil, ip kesileceği için. Bakın bu şekilde hemen buradaki dalımızdan 5 zincirli yuvadan kapatıp böyle bu şekilde buraya 7 tane zincirden yine pipirik ip koparıp kesmek, hep bitince olsun diye bu şekilde kolaylıkla yapabilirsiniz. 7 zincirimi çekip yeşil yuvanın içerisine sabitledim. Şöyle 1, 2, 3, 4, 6 ve 7. Kapatıyorum. Tekrar 7 zincir. Şöyle tam ortadan girdim. Ve bir tane zincir çekip devam etseydik örümcek yapıp diğer dala geçecektik. Lakin şöyle göstereyim arkadaşlar. Şimdi bakın burada kesim şeyini göstereyim. Şu en üstteki tel olması lazım arkadaşlar. Diğerleri keserseniz muntazam olmaz. Şöyle bakın. Şimdi ben bunu keseceğim. Sivri uçluyla hemen takıp kolay kolay da kesebilirsiniz. Ben o makasımı almamışım. Şöyle bakın. O üstteki teli yapınca gördünüz. Kendiliğinden bakın. Burası da buraya sık iğne ile geçiş olduğu için gayet de sağlam. Şöyle göstereyim. Bir de bunu yakayım arkadaşlar. Şöyle. Bakın. Çok da kolay bir yakım işlemi var. Buradan şöyle arkaya doğru yapıştırıyoruz. Bu zaten şimdi arkadaşlar bu ile yakmak siyah belli oluyor. Olmasın diyorsanız ben unuttum yine sizi söylemeyi. Şuradan tel alarak bakın. Öyle de yakabilirsiniz. Arkaya yapıştırarak. Buradan şöyle bir tane tel alıp bunu buradan arkaya geçireceğiz. Bakın telden. Bir tane tel bile olsa yeterli arkadaşlar. O bile tutmaya, bu ipi arkada tutmaya yetiyor. Bakın hem daha güzel duruyor. Şöyle bunu da yakayım. Kısa yakınca daha renk belli olmuyor. Biraz kestik. Şurayı daha temiz yakalım. Arkadaşlar. Şimdi bunun üstünü bu sinek minik sinek kanatlarını da yapalım sarı çiçeklerimize. Evet şimdi bu ilk pipirikten 7 zincirli yuvadan girip buraya minik bir sinek kanadı oluşturacağım. Şöyle sık iğne ile bunu buraya sabitledim. 1, 2, 3, 4 zincir. Minik olsun diye zincir sayılarını minik tutuyorum. Kapatıyorum. Şimdi 3 tane zincir. Şöyle düğüm var. Ters çevirdim. Tıpkı sinek kanadı gibi. Yapılışı gibi. Aynısı tıpkı değil. Aynı sinek kanadı gibi. Şimdi 7 tane zincirle dönüyorum. Düz tarafına döndüm ve buraya sabitledim. Bakın. Minik bir sinek kanadı oluşturdum sizlere. Diğer yuvaya sık iğne ile geçiyorum.
Şöyle. 1, 2, 3, 4 zincir. Kapattım 4 zinciri buraya. 1, 2, 3 zincir. 4 zincirle pipirik oluşturup 3 zincirle bu pipiriğin içine girip yukarı çıkıyorum. Şimdi yine 7 tane zincir çekiyorum. Çevirdim. Sarının içerisine tamamladım sinek kanadını. Sonuncu yani üçüncü hep top 3 tane çıtırıklı bir çiçekler oluyor. 1, 2, 3 zincir. Çevirdim. Kapatıyorum bu 4 zincirli yuvanın içerisine. 7 tane zincirle şöyle ters tarafında zincirlerimi çekip düz tarafına dönüyorum. Bu kadar. Şimdi bakın. 3 tane yaptık. Aynı altta bu sarıda olduğu gibi şöyle bir tane örümcek yapıyorum. Biraz büyük yapayım arkadaşlar. Siz istediğiniz ayarı verirsiniz. Şöyle bakın. İlk pipiriğe girip buraya sabitliyorum. Ve 1, 2, 3, 4. İlk pipirikten girdim. 3 zincirle dönüyorum. Buraya kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 zinciri kapatıp sinek kanadını oluşturduk. Minik sinek kanatlarını yaparak çiçeğimizi devam ettiriyoruz. 4 zincir. Kapattım. 3 zincir dönüp pipiriye kapattım. 1, 2, 3, 5, 6 ve 7. 2. Hiç zincir çekmiyorum geçerken arkadaşlar. Direkt sık iğne ile geçişimi yapıyorum. 4 zincir. 3 zincir. Yedi zincir. Bir zincir çekerek ipimizi kopartıyoruz arkadaşlar. Bakın. Şimdi bunu şunu gösterdim sarıda nasıl yakılacağını. Bunları ben kendim temizleyip bakalım. Evet, modeli tamamladık. Çok güzel, zarif bir model oldu. Şöyle çıtı pıtı bir model oldu. Size bu zamana kadar hazırlamış olduğum modellerin içinde en çıtı pıtısı. Bakın arkadaşlar şu ikisini beraber yaptım. Tüm püf noktalarını ince ayrıntılarına kadar anlattığımı düşünüyorum. Şöyle inşallah sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak destek olursunuz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.